Daha önce yapmadım. Daha önce yapmadım. Tamam. Yok da. Beş yıldır annemle birlikte bir adalet mücadelesi yürütüyoruz. Bir eşyanı nerede kaybederseniz orada arayın diyor. Biz de adaleti şu an arkamızda bulunan sarayın içinde kaybettik. Şu an pankarta bulunan üç insan Suruç Devlet Hastanesi'nin içinde katledildi. Devlet hastanesine ait olan iki tane ambulans kullanılamaz hale getiriyor. Devlet hastanesi yağmalanıyor. Bu saldırı yüzlerce kolluğun önünde meydana geliyor. Hastane güvenlik kameralarının önünde meydana geliyor. Hastane güvenlik kameraları hala savcılığa teslim edilmiş değil. Biz adalet mücadelemizi adalet gelene kadar sürdüreceğiz. Bu mücadelemiz olmasaydı devlet hastanesindeki katliam faili meşhur diye kapanacaktı. Bizim mücadelemiz sonucunda 4,5 yıl sonra dava açıldı. Göstermelik bir davaydı. Şu an hastane katliam davasıyla 2 kişi tutuklu ama bu hastane katliamı organize eden milletvekilliği bitmiştir. Kamu davasının açılması gerekiyor, tutuklanması gerekiyor. Ama maalesef yargı bu konuda harekete geçmedi. Önümüzdeki günlerde hastanenin içindeki kamera görüntüleri olmasa da polis kamera görüntüleri var ve milletvekilinin katliamdan önce hastaneye girip katliam sonrası hastaneden çıktığı görüntüleri elimizdedir. Bununla ilgili suç duyurumuzu yapacağız. Ben burada çağrımı Urfa'daki STK'lara yapıyorum. Siyasi partilere yapıyorum. Hukuk örgütlerine yapıyorum. Ben 2 Haziran'da mücadelemizi Ankara'da sürdürürken anne adliye önüne gelecek, adalet mücadelesini sürdürecek ve annenin istediği adalet bu süreçte herkese lazım olacaktır. Ben buradan siyasi partilerin, STK'ların ve hukuk örgütlerinin anneyi adliye önünde yalnız bırakmayacağına inanıyorum. Yani çıtı devlerde, çıtı hükümette, sarvayı müzikirine hapseye odaklatanı, ilk rejiyi digerine, çıra nagiri, sabah çıra nagiri, de adaleti, de hükümeti, de devleti, doğru bitke, kurime berde, besse, anlıka mendra varım rünnüme. Hukuk, adalet, hak, hukuk, adalet. Bir de